Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen bir hadis-i şerifte. Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder, bu kendisi için bir hayır olur. Başına bir imtihan, bir musibet gelecek olsa sabreder, bu da kendisi için bir hayır olur, buyurulur. Efendim, imtihan dünyasında yaşıyoruz. Haliyle hepimizin başına her geçen gün muhtelif imtihanlar gelebiliyor. Nitekim son zamanlarda milletimizin başına gelen deprem imtihanı gibi. Asıl olan bu imtihanlar karşısında nasıl durduğumuz ve bu imtihanlara karşı nasıl sabrettiğimizdir. Çünkü biz biliyoruz ki her imtihanın sonucunda elbet bir mükafat vardır ve bu mükafata er ya da geç erişeceğiz. Nitekim peygamberlere baktığımız zaman en çok imtihanlara maruz kalan insanlar olarak türlü imtihanlara tabi tutulmuşlar ve neticesinde de o mükafatları çok güzel bir şekilde yaşamışlardır. İşte bizler de peygamberlerden ve özellikle kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek alarak, onların hayatlarını inceleyerek, onların imtihanlar karşısındaki duruşunu kendimize en güzel şekilde yansıtarak bu imtihanlara karşı, başımıza gelen imtihanlara karşı da o şekilde bir duruş göstermeliyiz. İşte biz de bugün Cuma sohbeti programında imtihanlara karşı duruşumuz nasıl olmalı ve eğer ki imtihanlara karşı hakkıyla durabilirsek, sabredebilirsek, metanet içinde davranabilirsek nasıl bir mükafata erişeceğiz, bu konuları ele alacağız. Efendim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Rabbim cumanın feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Çok kıymetli Emrullah Hatipoğlu hocamla birlikte sohbetimize başlayacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Büyük Çamca Camii İmam Hatibi İshak Danış hocamızın o güzel sesinden kalplerimizin, gönüllerimizin, kulaklarımızın pasını silelim. Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim efendim. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Es'aizu billah, bismillah. Ve izâ kuri'el Kur'ânü fessemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأعجمين
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم الفاتحة اللهم صل Büyükçamca Camii İmam Hatibi İshak Danış Hocamız Şuara Suresi 192 ila 227. ayet-i kerimeleri tilavet ettiler. Kıymetli hocam Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ümrümüzden efendim. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Kabul şeref Allah. Verdiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Bizi dinleyenlere, bizi izleyenlere hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim bir nebze de olsa Kur'an-ı Kerim'le gönlümüz inşirah buluyor. Dinleyen kardeşlerimiz, özellikle deprem bölgesindeki kardeşlerimizin gönülleri bir nebze de olsa inşirah bulursa ne mutlu bize. Dualarımız onlarladır. Unutmasın. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Bunu bilsinler yeter. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Efendim bir başka kıymetli hocamız Sultanahmet Camii emekli ve emektar İmam Hatip Emrullah Hatipoğlu hocam bizlerle. Muhterem hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah hoşnutluğumuzu arttırsın diyelim. Amin. Fe inne ma'al usri yusra. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır buyuruyor. Dolayısıyla geleceğe bakışımız bu çerçevede olunca gelecekte güzelliklere nail oluruz ümidiyle hoşnut oluyoruz. Evet. Bizi tabi tuttuğu bu musibetler şeklinde gözüken imtihanın sonuçlarını da düşündüğümüz zaman hem dünya hem de ahiret açısından
başta okuduğunuz o hadis-i şerifte aceben diye başlayan imrenilir müminin her haline değil mi? Evet. Ona baktığımız zaman neticeler hep müsbet olunca hoşnutluk kendiliğinden kazanılacak demek. Çünkü olumlu bakıyoruz. Her işten lehimizde hayırlar çıkacağını bildiğimiz için zahirde en kötü de gözükse hakikatte hep lehimizde olacağını bildiğimiz için maddi hayatımızda yıkımlar meydana getirse de imanımız, Allah'a olan güvenimiz, teslimiyetimiz, vaadinden asla caymayacak, dönmeyecek olanın Mevlamız olduğunu bildiren ayetlere olan imanımız sebebiyle nasılsınız sualinin cevabı elhamdülillah. İşte bunun içindedir hepsi. Hoşnutluk. Allah daha da ziyadeleştirilsin. Amin. Amin hocam. Mevcut nimetlerin ki o hoşnutluğumuzu arttıracak şeyler nimetlerin varlığıyla da alakalıdır. Onun kıymetini bilmeyi nasip etsin. Amin. Şükrünü eda etmeye muvaffak kılsın. Belalardan, musibetlerden gereği gibi ders almayı nasip etsin. Amin. Hocam tabii gerek fert olarak gerek toplum olarak çeşitli imtihanlara tabi tutuluyoruz. Kimi sağlığıyla, kimi ailesiyle, kimi eşiyle, kimi çoluk çocuğuyla vesaire imtihana tabi tutuluyor. Nitekim tarihe baktığımız zaman da en çok imtihanlara tabi tutulan kişilerin peygamberler olduğunu görüyoruz. Evet. Yani Cenab-ı Hak aslında bize bir örnek olarak gönderdiği kişileri de aynı zamanda en çok imtihana tabi tutuyor. Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda Efendimizin yaşadığı zorlukların, yaşadığı o imtihanların haddi hesabı yok. Diğer peygamberlere baktığımızda da hakeza aynı şeyleri görüyoruz. Şimdi bizim bir Müslüman olarak tabii Cenab-ı Hakk'a karşı her daim bir huzur ve güven içinde olan bir mümin olarak hocam. İlk önce peygamberlerin hayatına, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlerin hayatına baktığımızda, sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda, onların başlarına gelen imtihanlar karşısındaki duruşları nasıl olmuştur ve bizim bu duruşlardan çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Sual. Evet hocam. Zor sual. İnsanlık tarihinin tamamını içeren imtihanlar ki en ağırını en çok sevdiklerine uygulamış. Orada da evet. Peygamberler var. Sonra Allah'ın salih kulları, dost, veli kelimesiyle ifade ediliyor ya, ele inne evliya Allah. Allah'ın veli kulları. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlara ne bir korku var ne de bir üzüntü olacak. Dolayısıyla yani imtihana tabi tutacaklarını öyle seçmiş ki o imtihanın üstesinden gelecek kapasitede. Tıpkı ringe çıkan boksörler gibi. Yani eğer teşbih yerindeyse. Evet. Yani ringden galip ayrılacağı ümidiyle herkes kendi boksörünü çıkarır. Bilir ki bu başarır filan. Ha her zaman bu olmayabilir de. Ama Allah Celle de kullarından o imtihana tabi tutacakları seçerken öyle bir seçmiş ki Mevlam. Hangisine bakarsak en ağırını ona yüklese de onun üstesinden geldiğini görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Kıssalar niçin Kur'an-ı Kerim'de var? Her birinden gerekli dersleri çıkaralım diye. İşte evet. Onun için o örnekler de
en ağır imtihanlara tabi tuttuklarının örnekleriyle de doludur Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Yani Adem Aleyhisselam'dan başlayarak öyle dediniz, öyle başladınız. Onun imtihanı neydi? Baktığımız zaman şeytanla imtihan. Hepimiz için evet. Söz konusu. Şeytan gibi bir düşmanımız var. Ki biz Allah'a kulluk için yaratıldık. Şeytansa bu Allah'a kulluk için yaratılma, yani yaratılış gayemizi ters yüz edecek bir görevle insanın karşısına çıkıyor. En zor imtihanlardan birisi onunla baş edebilmek değil mi? Zaaflarımız bazen yenilgiyle de sonuçlanabiliyor. Bu örneklerin verilmesinde de herhalde hikmetler var. Yani o bile, o algı operasyonuna bir an olsa dahi kanmışsa, siz halinizi düşünün. Şeytan orduları sizin karşınıza çıkacak her zaman, her devirde. Nasıl üstesinden gelinir bu işin? İşte o örnekten yola çıkarak. Hatasını anlarsa kul, öyle bir imtihanda yanlışını görürse nasıl kurtulacak? Pişman olacak. Tövbe edecek. Tövbe edecek ve Allah'a dönecek. Evet. O örnek kurtarıcı örnektir. Adem Aleyhisselam da öyle yapmıştır. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tevfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Biz bir an şeytanın o algı operasyonunun etkisine girmekle nefsimize haksızlık ettik, zulmettik. Eğer onun yolundan olsak cehennemi boylayacağız. Dolayısıyla ama bunu fark ettik, kavradık. Şimdi فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Rabbinden pişman olunca nasıl bunu ortaya koyayım? Onun kelimeleri de kimden aldı? Rabbinden aldı. Biz de tabi tutulduğumuz imtihanların üstesinden gelmek için çıkış yolunu kimde arayacağız? Rabbimizde arayacağız. Evet. Nasıl arayacağız? Bize doğrudan vahiy gelmeyeceğine göre. Onun vahyin eseri olan kitabı Kur'an-ı Kerim elimizde bulunduğuna göre Kur'an'a bakacağız. Çözümü, çıkış yolunu her meselede ama. Bu kitap bir hayat kitabıdır. Dolayısıyla istecibu lillahi ve lirrasul Enfal suresinde اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Size hayat verecek şeye davet ettiğinde Allah'ın davetine icabet edin. Size hayat verecek şeye davet ettiğinde Resulünün davetine icabet edin. O zaman çıkış yolu belli, kurtuluş yolu belli, dayanak noktamız belli. Oradan başladığımız zaman peygamberler silsilesinde imtihanlara tabi tutulan çok örnekleri görüyoruz. Yani hepsini belki sıralayamayız ama bazıları fevkalade dikkat çekici değil mi? Ateşle imtihanı. Kimin? İbrahim Aleyhisselam'ın. Niye ateşe atılmak isteniyor? Evrenin, kainatın, alemin, bütün varlık aleminin haliki, hakimi, sahibi olan Allah'ın varlık ve birliğine. Yegane, tek hak ilah Allah'tır. Bu tevhid akidesine davet ettiği için. Putperestliği kökünden reddettiği için. Putperestler ona düşman olacak. Bu değişen bir durum değil ki, putperestlik bugün de var. Putların isimleri değişik olsa da putperestlik bugün de var. Evet. Şahıs perestlik, sistem perestlik, ideoloji, rejim perestlik, mal perestlik, mevki makam perestlik, ne derseniz deyin. Hepsi geçmişte örnekleriyle önümüze konanların tamamının yaptıkları bugün hepsi bir arada aslında var. Bunun üstesinden nasıl gelinecek?
İşte o örneklere bakacağız. Yani herkesin eyvah dediği noktalara kadar gelmiş imtihanlardan bahsediyoruz. Ateşe atılır da bir insan bunun kurtuluşu olur mu? Olmaz. Olmaz. Ateş içine atılan şeyi yakar. Onun için ne yapmışlar? Ateşi yakmışlar. İbrahim Aleyhisselam'ı da o genç, tek başına genç. İnne İbrahim'e kâne ummeten diye geçiyor Nahl suresinde. O bir ümmetti diyor. Öyle bir etkiye sahip ki sanki bir kişi değil de binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Evet, tek başına. Bu örnek niye veriliyor? O bir gençti. İnne semi'ne feten yukalu lehu İbrahim. İşittik ki kendisine İbrahim denilen bir genç ne yaptı? Bu putlarımızı paramparça etti. Şimdi tek başına bakın, tek başına. Bizim hani gençliğimize ve hepimize verilen bir örnek değil mi? Ama evet. Ama nasıl bir imtihana tabi tutuldu? Ateşe atıldı. Ateşe atılan bir İbrahim. En ufak tereddüdü oldu mu? Hayır. Allah'a karşı olan imanında, inancında ve güveninde. Hayır. Öyle bir güven ile Allah'a ve Allah'ın davasına sahip çıktı ki aslında yaksın diye Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ateşi İbrahim'e ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, şimdi görevin değişti. Bu benim varlık ve birliğimi insanlığa duyuran, tek başına insanlığa bu hakikati duyuran ve bütün putperestliği, şirki kökünden reddeden İbrahim kuluma yaptıkları, yapmak istedikleri azabı senin yolu elinle, senin vasıtanla yapmak istiyorlar. Şimdi sana görev verdim. Seni yaratan onlar değil, ben. Şimdi İbrahim'e soğutucu ol. Ve onu selamete erdirici ol. Küfrün davasının temelden bitmesini sağlayacak bir talimat verdi. Ne oldu? Fe'aradû bihi keyden fece'annâhumul. Neydi de ayetin devamı, yanlış söylemeyeyim. Ona tuzak kurmuşlardı. O tuzak kuranları ne yaptı? Yerin dibine geçirdi Allahu Zülcelal. İbrahim'e ne oldu? Kurdukları tuzak onu selamete çıkardı. Şimdi bu hadiseyi gördüğümüz zaman ümitlerimiz kesilir mi? Tam tersine tereddüdü olan bile ne der? Allah'tan asla hiçbir zaman ümit kesmemek lazım gelir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diye karşılar. Ateşe atılacağı zaman bile imanında en ufak tereddüt olmaz. En hassas nokta da burasıdır. Evet. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyiniz diyor. Allah'ın rahmetinden kimler ümit keser? İnnehu la yeyesu min ruhillahi illa'l kavmul kafirun. Ancak kafir olanlar, inkar edenler Allah'ın rahmetinden ümit keser. Bu ders kime veriliyor? Bize veriliyor. Biz bu kadar ağırlığıyla belki imtihan edilmeyeceğiz. Çok daha hafif olanlarla. Hatta yani bırakın can tehlikesi, basit dünyevi, basit çıkarlar bile bizi sarsabiliyor. Basit dünyevi menfaat ve çıkarlar bizi sarsabiliyor. Evet. Nitekim ayet-i kerimelerde de bu geçiyor. Az önceki ayetin devamı olması açısından söyleyeyim hocam. Ve eradu bihi keyden fece'alnâhumul ehserîn.
Hüsrana uğrattık, evet. Uğrattık onları diyor. Nemrud'u ve kurduğu tuzağı etkisiz hale getirince, tam tersini yapınca ne oldular? Başarısızlığa, yenilgiye uğradılar. Kim uğrattı? Allah. Allah uğrattı. Onun için evrende şimdi bir pozitivist görüşle her şey görülen maddi ölçüler içerisinde değerlendirilirken, hatta bu deprem olayında da evet. Bunun benzerlerini söylemek mümkün. Sanki Allah'ın mülkünde hani o deist denilen yapının benzeri bir görüş. Yarattı ama hiçbir şeye karışmıyor. Allah'ın yarattığı mülkünde her şeye hakim olan, kadir-i mutlak olan kimdir? Allahu Zülcelal'dir. Allahu Zülcelal'in izni olmadan hiçbir şey olmaz. Bir yaprak bile kıpırdayamaz. Dolayısıyla ne varsa, ne oluyorsa onun hakimiyeti altında olur. Gerekirse sünnetullah dediğimiz şey nedir? Allah'ın tabii hayatta uyguladığı kanunlarıdır. Evet. Adetullah, sünnetullah, bunların mutlak hakimi olan Allah dilerse değişikliği yapar. Nasıl, ne gibi? İşte ateş yakıcı olarak Allah tarafından yaratılmış ama onu, o istemediklerini yakamaz mesela. Evet. Örneği İbrahim Aleyhisselam. Aynı şekilde örneğinde. Hocam deprem örneğinde de mesela enkazdan günler sonra kurtarılan vatandaşlarımız, yani bilimsel olarak açıklanamayacak şekilde o insanın orada aç ve susuz bir şekilde kalması mümkün değil. Ama işte onu nasıl Cenab-ı Hak oradan kurtar diyor hocam. Ashab-ı Kehf örneğini niye verir Kur'an-ı Kerim? 309 sene. Evet, 309 sene. Nasıl oluyor bu? Ne yediler, ne içtiler? Uyudular 309 sene boyunca. Nasıl onları o şekilde muhafaza etti? Sonradan da kaldırdı, yani yeniden dirilişin de bir örneği gibi. Peki o kadar zaman yemeden içmeden nasıl kaldılar? Ölüydüler. Sonra nasıl uyandırdı, kaldırdı onları? Yani yeniden hayata kavuşturdu. Bu Allah'ın kudreti, azameti dışında bir hadise değil. Evet. O ne dilerse öyle yapar. اَوْ كَلَّذ۪ي مَرَّ Bakara suresinde عَلَى قَرْيَةٍ وَيَّ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّا يُحْيِ هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ 100 عَامٍ Yine bir topluluktan bahsediyor. 100 sene ölü hale getirdi Allah onları. Sonra ne yaptı? ثُمَّ بَعَثَهُ Dirilt. Demek ki Allah'ın kudreti dışında hiçbir hadiseyi değerlendirmek isabetli olmaz, doğru olmaz. Yerin altının kanunları var, elbette var. Tabii ki onlara riayet edilecek. Yani fay hatları, enerji birikimi, onların zaman içinde ortaya çıkması, boşalma ihtiyacının olması evet. filan, hepsi tamam da. Ama siz buna rağmen bütün tedbirlerinizi o ölçülere göre alsanız, Allah'ın kudretinin fevkinde bir kudret elde edebilir misiniz? Hayır. Edemezsiniz. Değişik sebeplerle eğer Allah'ın gazabını davet eden yanlışlar yaparsanız, Allah depremler yoluyla de geçmişte bir takım kavimleri helak ettiğini Kur'an'da haber veriyor mu? Veriyor. Veriyor. Sadece depremler yoluyla değil. Hayır. Bulutları görmüşler. Yağmur bulutları geliyor demişler. Halbuki azap bulutları. Hani getir azabı, vaat ettiğini getir dedikleri peygamber karşısında. O bulutlar bir helaki, helakin aracı oldu. Kim tarafından? Zaman zaman yağmur yağdırırken merhametli bir iniş sebebiyle ona ne denir? Yağmura rahmet denir. Ama biraz ölçü taşınca o zaman sel felaketi deriz. Yağmurlar sel felaketi. Vadileri doldurdu. Önüne ne geldiyse aldı götürdü. Evet. Evi, arabası, ne varsa mağazası hepsini. Şimdi işin bir de bu boyutu yok mu?
Evet ama hocam rüzgarlar. Burada da şöyle bir husus var aslında. Yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu o tabiat düzenine aykırı hareket etmek diyoruz. Mesela etmeyeceksiniz. Etmeyeceğiz. Yani ettiğimiz için aslında bunlar başımıza geliyor. En önemlisi o zaten. Mesela dere yatağına ev yapmak. Yapmayacaksın sakınca, kardeşim. Fay hatları. Niye? Tedbir diye evet. bir şey var. Tedbiri alacaksın sen. Nedir evet. tedbir? Fay hattı üzerinde bina yapmamak. Dere yatağında bina yapmamak. Bütün bunlar hepsi tamam da. Ama her şeyi her zaman insanlar bilmiyor ki. Bir şey olmaz diyor. 500 sene önce bir boşalma olmuş, yeniden olmuş. Arada bu kadar zaman geçmiş. Bir şey olmamış evet. diyor filan. Gene de böyle de olsa enkazın altından bir takım insanlar can verirken, cesetleri çıkarılırken yanı başlarındaki bir takım insanlar sağ kurtuldu, kurtarıldı. Elhamdülillah. Şimdi burada o kudreti ilahiyeyi görmek lazım. Tamam. Evet. Tedbir kısmı tamam, her şey tamam, her şey tamam ama şunu unutmamak lazım. Her şey Allah'ın kudreti tahtında olur. Amin. La vesette. İyi istersen sana iyi halkeder verir. Evet. Kötüyü istersen, bela istersen o istemez ama sen istersen istediğini yaratır Allah. Ama sorumlusu o olmaz, sen olursun. Çünkü sen İstemediği bir şeyi yapmakla koyduğu düzene aykırı hareket ediyorsun. Bu ister sünnetullah'a aykırı olsun, ister Allah'ın indirdiği evet, dinin evet. ölçülerine aykırı olsun. Allah'ın istemediği şeylere yakın durmayacaksın, kaçacaksın. Durdun mu bedelini ödersin. Ha mümin avantajı neydi? Bizim hiç konumuzla alakalı olan. Mü'mine, o hadis-i şerife tekrar dönelim. Mü'mine baktığın zaman, ya her şey lehinde kardeş. Yani dünya ölçeğinde, zahirde baktığınız zaman, şer gibi gözüken şeyler de sonuç itibariyle müminin lehinde tecelli ediyor. Ya dünyada, ya değilse mutlaka ahirette. Ve o zaman imrenilecek şey nedir? İmandır. Mümini özellikli kılan şey nedir? Mümin ismi taşıması değil. O imana sahip olmasıdır. O imana sahip olduğu için ona mümin deniyor. Ama bu münafık olan da ben müminim diye gelir. Evet. Biz de inanıyoruz diye gelir zahirde. Hakikatte o imanın elde edilmesi önemli. O da kalbin tasdiki ile olur. Dolayısıyla aceben diye başlayan, sizin de başlattığınız imrenilir mümine. Niye? İnne emrahu lehu hayır. Ya küllehu hayır. Bütün işleri onun için hayırdır diyor. Allah Allah. Nasıl olur? Ya bir iyilik dokunursa şükreder. Onun için hayır olur. Evet. Sonuç hayır olur. Neden? Mevla buyuruyor. Le in şekertum le ezidennekum, şükrederseniz arttıracağım. Yine buyuruyor. Ve le in kefertum inne azabi le şedid. Ama nankörlük ederseniz bilin ki azabım da şedittir. Yani bunun dünya yansımaları gelir işte. Evet. Belalar, musibetler şeklinde gelir. O zaman şey belli. Şükretmek. Tersi bir iş olursa bu defa. İşte şükürsüzlük olursa, nankörlük olursa ne gelir? Belalar, musibetlerin gelmesine yol açabilir. O zaman ne yapmak lazım? O zaman da sabretmek lazım. Çünkü onunla imtihan ediliyorum evet. ben diyecek. Niye ediliyorum? Rabbim gene bana iyilikte bulunuyor. Beni uyandırmak istiyor. Yaratılış gayeme aykırı işler yaptığım için Rabbim beni uyandırmak istiyor. Bu dünyada kendime getirmek istiyor beni. Ki kendime geleyim, yaratılış gayesini unutmayayım. Bu dünyada ebedi ölümsüz ahireti kazanmak için bulunduğumun şuur ve idraki ile kulluk görevlerime döneyim için Allah Celle bazen ne yapıyor? Yaptığımız yanlışların bedelini kısmen bize tattırarak, işte evet. Çok söyledik, gene söyleyelim. Çünkü bunlar tekrar
ne anlamı ifade ediyor, niye tekrar filan kimse demesin. Her tedavide ilaçların tekrarı var. Doğru mu? Evet hocam. O zaman bu tekrar bir şifa. Allah'ın kitabından her bir tekrar bir şifadır. Bir ilacı yeniden veriyorsun demek. Nedir o? Rum suresi 41. ayet. Karada denizde fesat ortaya çıktı, kuşattı. Niye? İnsanların elleriyle yaptıkları kötülükler sebebiyle. Tattırıyor ki, niye tattırıyor, niye izin veriyor? Hatalarını anlasınlar. Bir kulak evet. çekme gibi yani. Hatanı anla ve dön. Zaten ayetin sonunda da öyle diyor. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönerler diye bu uyarı niteliğinde yapıyor. Toptan helak etmiyor. Muhammed Mustafa'nın ümmeti toptan helakten kurtarılmıştır. O Resul-i Ekrem'in yaratılmışlar içindeki o Allah katında o makbul, o fevkalade yüce olan değerini de böylece öğreniyoruz biz. Ne oluyor? Uyarmak istiyor, bizi kendimize getirmek istiyor, bizi Rabbimize döndürmek istiyor. İşte onu o dönüşü yaptığımız zaman zaten kazandık. Evet. Dünyada yaptıklarımızın bedelini kısmen dünyada ödeterek de bir şey daha oluyor. Efendim burada Müslim rivayeti bir hadis var tam bu noktada. Diyor ki مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ اَذَنْ مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ Bir Müslüman kendisine hastalık ve hastalık dışında başka şeyler, mümine zarar verici nitelikte şeyler isabet ettiğinde illa حَطَّ اللّٰهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا Ağaç yaprağını nasıl hani sonbaharda bırakıyorsa, yaprağı düşüyorsa, evet. Müslüman da kendisine bir musibet isabet ettiğinde sabırla onu karşıladığı takdirde ne olur diyor? Onun günahları ağacın yapraklarının dökülmesi gibi dökülür diyor. Bu ne? Sabır. Bunu kazandıran ne? Sabır. Tam bu noktada hocam Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a baktığımız zaman Eyüp Aleyhisselam yani bir hastalığa yakalanıyor ki yani ömrünün bir kısmında çok çetin bir hastalık bu. Hatta eşi hocam diyor ki sen peygambersin, duan kabul olur. Hani dua etsene Cenab-ı Hak'tan bu hastalığı senden alsın. O da diyor ki ifade bu şekilde geçiyor. Ben diyor 80 sene ömür sürdüm. Ama diyor hastalığımın süresi daha o raddeye gelmedi. O kadar süre gelmedi. O yüzden ben diyor Rabbimden dua etmeye teeddüp ederim diyor. Zaten ayette, ayeti okursanız nasıl evet. geçiyor? En son talebi nasıl geldi? Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Edep. Evet. Timsali bir ifade. Demiyor ki Rabbim sen bana bir hastalık verdin. Bununla beni imtihan ediyorsun demiyor. Ya ne diyor? Rabbim bana zarar verici bir şey isabet evet. etti. Yani muhatabı sen yaptın demiyor. Bakın edebe bakın. Böyle bir şey bana dokundu diyor. Geldi. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Bunu da ne zaman söylüyor hocam? Artık hani o hastalık kurtlar dediğimiz şey vücudunu kurtlar kaplamış. Gelip dilini dahi artık yiyecekler. Hani diline dahi kulluk ulaşacaklar. Kulluk görevini yapmayı engelleyecek Heh, hale gelince. Tam o noktaya gelince diyor ki yani Rabbim diyor yani seni kulluğumdan beni alıkoymasın. Sana olan kulluğumdan beni alıkoymasın. Müthiş bir örnek. Deyince hocam artık dua ediyor bu şekilde. Ama oraya diyor. Kadar nasıl geliyor? Sabrediyor. Sabırla. Demek ki ve neticesinde de çok milletimiz ne evet. diyor? Çok güzel cümleler var. Sabrın sonu nedir? Selamet. Selamettir. Kur'an ne diyor? İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bighayri hesâb. Sabredenlerin ecri hesaplara sığmaz
yüceliktedir. Tabii bunun ma'as-sabirin. Kat innallaha ma'as-sabirin. Beşir-is-sabirin. Vasbir kema sabara ulul azmi minar rusul. Bak o örnekleri niye veriyoruz? Ulul azmi minar rusul. Resullerden azimet sahibi, dirayet sahibi. İşte İbrahim Aleyhisselam örneğinde de gördüğümüz gibi sen de onlar gibi sabret diyor. Dolayısıyla düşmanla karşılaşıyorsun. Efendimizin hayatında neyi görüyoruz? Başkaları olsa hemen bir dua, bir beddua hani halk arasında var evet, ya. Evet. Efendimiz'e öyle dememişler mi etraftan gelip ya Resulullah dua etsen de Allah bunları helak etse filan. İşte orada duygusallık da yok. Fela testacillehu. Acele etme. Bak. Ulul azim peygamberler. Yani içlerinden helak talebinde bulunan olmadı mı? Oldu. Kim? Nuh aleyhisselam gibi. Artık bir peygamberi düşünün. 950 sene peygamber olarak davette bulunuyor kavmini. Ama kavmi nasıl karşılık veriyor? Putperestlik mensubiyetleriyle, taassubuyla birbirini de uyarıyorlar. La tedarunne veddem ve la suva'an ve la yavuse ve ya'uke ve nesra. Bunlar hep put isimleri. Bak Kur'an bunların hepsini zikrediyor. Sakın bunları bırakmayın diyorlar. Yani Nuh Aleyhisselam'ın davetine kanıp da sakın putlarınızı bırakmayın. Yahu bu kadar uğraş en sonunda dedi ki Rabbi la teder alel ardı minel kafirine deyyara. Yeryüzünde artık bunlardan ayakta dolanan canlı tek bir varlık bırakma. Tufan geliyor mu arkadan? Evet. Ama bu çok iyi bir örnek olarak da sunulmuyor. Niye? Peygamberimiz Efendimiz'e de benzer teklifler yapılmadı mı? Oraya sıra gelir herhalde. Evet, evet hocam. Hepsinde cevap nedir? Ben rahmet peygamberiyim. Ben helak talebinde bu manada bunun için bulunmam. Bunlar bu zulmü yapmış olsalar bile bunların çocuklarından benim davetimi alacaklar olacaktır. Mesele bu. Şahsilik yok yani. Bana çok eziyet verdiler. Rabbim şöyle yap. Talebi yok. Bu da müthiş bir örnek değil mi? Rahmeten lil alemin olma örneği. Ama sadece onunla alakalı mı? İşte o örneklerin hepsinden alacağımız dersler var. Bazen çok sıkıntıya düşebiliriz. Acele edip bir dua talebimiz var ya her peygamberin. Evet, onu hemen devreye sokarız. Biz olsak yaparız zaten. Rabbim bunların kökünü kazı. Bunlardan bir canlı bırakma deriz yani. Günlük çıkarlarımıza ters birisi hareket ettiği zaman hemen Allah'ım bunları da ıslah eyle yerine Allah bunların cezasını ver diye başlarız. En yakınlarımız için bile yaparız bunu. İnsan çocuğuna bile bu manada eğer dikkat etmezse kızar, öfkelenir, Allah senin filan deyiverir. Bu isabet ettirebilir bazen. Bu defa senin yakınına bir bela gelse gene sen üzüleceksin. Onun için örnek peygamberimizdir. İbrahim evet. Aleyhisselam'dır. Dikkat, çok dikkatli baktığımız zaman. Neticede Eyüp Aleyhisselam'ı bir peygamber olarak görüyoruz. Sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi değil mi? Evet. Nasıl bir imtihana tabi tuttu? Aslında. O zaman tavır ne olmalı? Bu kıssalardan alacağımız en önemli ders budur. İşte sen de ey hasta olan Allah'ın kullarından kimsen sen? Örnek kimi al? Eyüp peygamberi al. Onun hastalığından daha ağır bir hastalık değildir seninkisi. Onu evet. örnek al. Allah'a olan güveninde sarsıntı olmasın. Ona güven ve ona halini arz et. En azından şikayet etme bir kere. Şikayet etme. Allah'ı, Allah'tan gayri hiçbir varlığa şikayet ederek evet. adeta şikayet niye yapılır? Ya şunun bir kulağını çek de dersin değil mi? Allah'ı terbiye mi ettireceksin başkaları kanalıyla? Dönüşte buradan devam edelim. Tamam. Hocam. Şikayet yok. Allah'ı şikayet yok. O zaman ne yapmak? Sabır. Sabır sonuç getirecek mi?
getirecek. İşte getirecek. O sonucunda dönüşe kavuşalım hocam inşallah. İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz, Cuma sohbetinde kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Efendim, Cuma sohbeti programı tüm hızıyla devam ediyor. Sultanahmet Camii Emekli ve Emektar İmam Hatip Erim Hatipoğlu hocamla birlikte musibetler karşısındaki duruşumuz ve bu duruşları hakkıyla sergilediğimiz zaman nasıl bir mükafata erişeceğiz? Bundan bahsediyoruz. Kıymetli hocam, şimdi araya gitmeden önce Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından bahsettik. O kendisine gelen bir musibete, hastalık imtihanına tabi tutuldu ve ona karşı gösterdiği bir duruş var. Sabrını anlattık. O sabrın sonucunda nasıl bir mükafata erişti, o kısma girmeden araya gittik hocam. Evet. Ondan sonra nasıl bir mükafat? Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerime çünkü. وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ وَاَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Şimdi onun bu fevkalade edepli arzu hali üzerine, yani doğrudan demiyor ki Rabbim bana hastalıkla beni imtihan ettin, şimdi de ne olur şifa ver filan demiyor. Evet. Diyor ki bana böyle bir şey dokundu. Yani yaratan sensin ama demiyor ki sen bana hastalık verdin. Bana bir zarar verici bir şey dokundu, geldi. Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Sen varken başka hangi varlığa ben müracaat edebilirim? Erhamur Rahimin sensin. Senin merhametinin üstünde merhamet sahibi var mı? Yok. O zaman ben halimi sana arz ediyorum. Biz problemlerimizin çözümü için kime başvuracağız? Sıkıntılarımızın izalesi için. Bunun da çok nefis bir örneğini veriyor. Hani doktora hasta olduğumuz zaman gideceğiz. Şifayı kimden bekleyeceğiz? Doktordan mı? Allah Celle Celaluhu. Onun tavsiye edeceği ilaçtan mı? Hayır. Şifayı Allah'tan bekleyeceğiz. Ötekiler, evet, bizim tedbir amaçlı yapmak istediğimiz, yapmadığımız zamanda da birbirimizi kınayacağımız şeyler olur. Na keşke doktora gitseydik deriz eğer yapmazsak. Ama gideriz, gereğini yaparız. Ömrümüz varsa sağlıklı bir şekilde devam eder. Zaman bitmişse ne yapsan yap, masada kalırsın. Doğru mu? Evet. Ve ente erhamur rahimin diyor. Ben sana halimi arz ediyorum. Bunun karşılığı olacak mı, olmayacak mı? Tabii ki olacak. Ne diyor Mevlamız? Festecebna leh. Onun bu edep dolu talebine biz karşılık verdik. Festecebna lehu diye başlayan ayet-i kerimede. Neler, nasıl bir karşılık? Nasıl bir karşılık verdi? Efendim, وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Bir bak, yanlış vermeyelim. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّنْ. Hemen arkasından فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّنْ. O zarar verici hastalık sanki onun üzerine bir örtü gibi çöktü. Var ya, gelir böyle sisler İstanbul Boğazı'nı kuşatır. Sanki böyle bir örtü gibi, sis örtüsü gibi üzerine çökmüş bir şey var da. Evet. فَكَشَفْنَا diyor. مَا بِهِ مِنْ ضُرِّنْ. Ona zarar verici şeyi onun üzerinden kaldırdık. Keşfet. Kaldırdık, açtık, onu giderdik. Bitti mi? وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ. O onun yanında kalmayan, hanımından gayri kimse kalmamıştı ya, ailesinden hepsi uzaklaşmıştı. Evet. وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ. Ailesini yeniden ona kazandırdık. Bu kadar mı? Yok. وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ. Onların bir benzerini de, daha da fazla yani. Rahmeten ne diyor? Min indina. Min indina. Katımızdan, hani o sen en merhamet edicilerin, merhamet edicilerin en merhametlisin demişti ya. Evet. Rahmeten min indina. O bizde olduğunu söylediği
rahmetin bir devamı olarak ailesini ve de daha ziyadesini, fazlasını ona bir rahmet ikramı olarak sunduk diyor. Ama devamı ne diyor? وَذِكْرَى لِلْعَابِد۪ينَ. Bu ibadet yolunu seçen, yaratılış gayesine uygun olarak ben Allah'a kulluk için yaratıldım diyen herkes için nedir? Bir öğüttür diyor. Öğüt olsun diye bunu yaptık diyor. Şimdi gayet evet. Net ve açık değil mi? Teslimiyetin, Allah'a güvenin, sabırla tabii bütün bunlar hallediliyor, elde ediliyor. Dünyadaki karşılığı bu. Bak bu dünyadaki tecellisi. İş bitti mi? Eyüp Aleyhisselam yarın ahirette nerede olacak? Cennetin en üst tabakalarında olmayacak mı? Evet. O ahir, o, yani ayet-i kerime vardı ya, sabredicilere hesapsız bir mükafat olduğunu ayet anlatmamış mıydı bize? Daha önce de zikri geçen. İnnemâ yuveffes sabirûne ecrahum bigayri hisâb. Bir de ahiret tarafı. Öyle bir ödüller var ki hesaba sığmaz. Matematik onları bize anlatamaz. O örnekte onu görüyoruz. Daha aşağıdaki ayette gene aynı yerdeyiz. Bir imtihan daha var. Kimin imtihanı? Vedennûni. Yunus Aleyhisselam'ın imtihanı. Az aşağıda o ayetlerden biraz daha aşağıda وَدَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَكْتِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Evet. Kavmini davet etti, davet etti, davet etti. Karşılık almayınca uzun uğraşlardan sonra dedi ki bunlar adam olmayacak. O zaman bu verdikleri karşılığın bedelini Allah bunlara ödetecek. Yani tokatı hak ettiler ve bu tokat inecek bunlara. O zaman ben ne yapayım? Ben bunların arasından çekileyim dedi. Enbiya suresi 87. ayet. Doğrusu da başka örneklerde de gördüğümüz gibi peygamberlerin davetine olumsuz karşılık veren kavimler helak edilirken o peygamberlere siz bunların arasından çıkın denmişti. Evet. Mesela geceleyin gibi böyle. Hani Lut kavmi ile alakalı bu Firavun karşısında Musa Aleyhisselam'la alakalı haberlerin hepsinde benzer durumlar var. Bir bakıma kıyas yani. Ya tamam bunlar belayı hak ettiler. Tokat yiyecekler. Ben de buradan sıyrılayım. Çünkü Allah hiçbir peygamberini o kavmi helak ederken onların arasında helak etmedi. Peygamberini ve onunla birlikte iman edenleri mutlaka oradan ne yaptı? Uzaklaştırdı. Eski kavimlerin durumuyla ilgili ayetlerde de bu haberleri görüyoruz. Mesela rüzgar gönderdi Allah. Hangi kavme gönderdi? Ad kavmini nasıl helak etti Allah? Ad kavmini helak ederken bir ayet-i kerimeyle onu bize duyuruyor, anlatıyor. Ve arsalna riyah yok. Ya eyyühen nâsü kürû ni'metallâhi aleykum. O da değil. Ama rüzgar gönderdiği aklıma gelirse söyleriz. Tamam hocam. Rüzgar geldi. Peygamber Hud aleyhisselam ve ila adin ahahum huda. Peygamber Hud aleyhisselam. O inananlarla birlikte rüzgarların etki yapmayacağı bir yere sığındı. Bak koruma nasıl oluyor. Sadece rüzgarların esişi onlara serinletici bir etki yaptı. Ama o kavmi ne yaptı? Evlerine sığındılar, kapılarını kilitlediler. Hayır. Rüzgar öylesine güçlü geldi ki o kapıları da yıktı, kırdı. Evlerin içini kumlarla, tozlarla doldurdu ve orada helak oldular. Şimdi böyle uygulamalar var. Bunu niye söyledim? Şimdi
Yunus Aleyhisselam da bu kavmim dedi, bu helaki hak etti. Allah bunların cezasını verecek. O zaman ben şöyle bir çekileyim. Ama sen izinsiz nasıl çekilirsin? İzzehebe muğadiben. Yani kavmine öfkelenerek onları terk etti ve gitti. Ama Allah'tan izin almış mıydı? Rabbim çıkayım mı demiş miydi, dememişti. Peygamber makamı o kadar hassas bir makamdır ki en ufak o hassasiyette ters şeylerin bedeli olur. Ne oldu onun sonunda? Balığın karnını boyladı mı? İmtihanı evet. Görüyor musun? Bak peygamber bu. Peygamber. İyi de şimdi ne olacak? Yanlışı, hatayı anladı. Ama önceden bu hata olacak diye düşünerek yapmamıştı. Yani bunlar cezayı hak ettiler. Allah onları cezalandıracak. Allah'ın uygulamasında kavmiyle birlikte bir peygamberin helaki söz konusu değil. O zaman ben çıkayım buradan. Dedi. Ama izinsiz çıkmayacaktı. Her şeye rağmen. Allah öyle mutlak hakimdir ki Allah adına görev yapanlar o hassasiyeti hiç unutmayacak. Balığın karnını boyladı mı, orada kendini buldu mu? Buldu. Kurtuluşun çaresine? La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minel zalimin. Senden başka ilah yoktur. La ilahe illa ente, tek hak ilah sensin. Subhanek. Sen ne yaparsan asla eksiği olmaz. Her şeyi tas tamam yaparsın ve yerinde yaparsın. Bütün noksanlıklardan münezzehsin, uzaksın. Ben hatalıyım. Bak ne dedi? İnni kuntu minad zalimin. Ben izin almadan kavmimi terk etmekle yanlış yaptım. Kendime haksızlık evet. ettim. Zor duruma ittim. İtiraf ediyorum dedi. Bunun sayesinde ne oldu? Allah o karanlık dünyadan, bak o enkaz altında kalmadı ama başka bir karanlık dünyada kendini buldu. Ondan çıkışını nasıl sağladı? Kim sağladı bir kere? Allah sağladı. Ama nasıl bir dönüşle bu sonuç elde edildi? Hatasını, kusurunu itiraf etti. Allah'a sığındı. Dedi ki noksan bendedir, sen yanlış yapmazsın. Karşılığını buldu mu dünyada? Buldu. Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsediyor. Biraz daha aşağıda. Ad kavmiyle alakalı hocam ayet-i kerimeyi söyleyeyim isterseniz. Zariyat 41. ayet-i kerime. Es-saizu billah. Ve fî adin iz erselnâ aleyhimur rihal akîm. Ayet-i kerime. Tamam. O, demek ki şey ne var orada? Rüzgar var. Evet. Değil mi? Bir kasırga var. Kasırga var. Zaten rüzgarın en şiddetlisi nedir? Kasırgadır. Kasırga ile helak etti. Allah böyle uygulamalar yaptı mı geçmişte? Yaptı. Dilerse gene yapar mı? Yapar. Yapar. Ama Muhammed Mustafa'nın ümmetinden Allah'ım. Bu uygulamayı kaldırdı. Bir Lut kavminin helak sebebi nedir? Bu eşcinsellik diye batının dünyaya yaymak istediği, bunun için çok masraflar, çok harcamalar yaptığı, ahlakımızı ifsat etmek için bizim ülkemizde de bir takım taraftarların zaman içinde oluştuğu yapıyı düşünelim. Bu bir kavmin helakine yol açmıştır. Tasavvur et, düşün. Şimdi bunun bir karşılığı olmaz mı? Bunun bedelini Allah ödetmez mi? Ha nasıl ödetir kısmı farklı. İşte toptan helak değilse de başka türlü sıkıntılara bu yol açabilir mi? Açabilir. Bize düşen nedir? Lut kavminin başına geleni görerek. Nasıl ona dedi ki sen aileni al ve çık. Lut Aleyhisselam'a verilen talimat. Evet. Melekler geldiler ya, insan suretinde o meleklere bile tebelleş olmak istediler. Çünkü
kadını bıraktılar, erkeğe yöneldiler. Melekler de genç delikanlı suretinde gelince onlara musallat olacaklar ve onun hanımı onlara rehberlik etti, biliyor musun? Bu nasıl bir imtihan ya Rabbi? Nuh Aleyhisselam'ın hanımı putperestler yanında. Oğlu putperestler yanında. Lut Aleyhisselam'ın hanımı o ahlaksız zümreye rehberlik ediyor. Tasavvur ediyor musun? Bu nasıl bir ağır imtihan? O zaman dedi ki sen aileni al, ancak o hanımın hariç. Bak eşin hariç. Onlar çıktı, o helak göreviyle gelen melekler de vazifelerini yaptılar. Şimdi bunlar bize niye anlatılıyor? Evet. Bakın en zor şartlarda gene Allah yolunda samimi olarak yürüyen kullarını nasıl koruyor? Bak hanımı bile başka bir yol seçtiği için kocasının peygamber olması onu kurtarmıyor. Nuh'un hanımı da öyle aleyhisselam, oğlu da öyle. Ya Buneyye, o merhametli bir ifadeyle, ya Buneyye erkem me'ane, yavrucuğum gel bizimle gemiye bin. O kafirlerle beraber olma. O da ne dedi? Dağa çıkarım dedi, dağın tepesine çıkarım dedi. Tam o konuşma esnasında o merhametli babanın daveti devam ederken çare yok. Araya bir dalga girdi, o cehennem tarafına, belki dünyada, bakın tufandan nasıl kurtuldular. Ama tedbirlerinin de güzel bir örneği var değil mi? Evet. Ne yaptı? Gemi yaptı. Gemi yaptı. Kimin talimatıyla yaptı? Yine Allah'ın Cenab-ı yol göstermesiyle yaptı. Yani tedbirler alınacak, Allah'a teslimiyet gösterilecek, bundan sonra da Allah'a güvenilecek. En zor şartlarda Allah kullarına çıkış yolu lütfeder mi? Eder. Âmennâ ve saddaknâ. Bu işlerden de bizim çıkaracağımız çok dersler var. İşte bunlardan evet. Birisi nedir? Bu bütün bunları görerek, ya biz nerede eksik yaptık? İster adetullah'a, sünnetullah'a aykırı, ister Allah'ın son ekmel indirdiği dinin, şer-i şerifin esaslarına aykırı. Nerede ne yaptık da? Bunun bedelini ödüyoruz deyip, şimdi tedbirler alınıyor ya, binalar yapılacak değil mi, binlerce filan. Evet. İşte daha dikkatli yapılacak. Tedbirler bunlar. Göz göre göre gökdelen diye mezarlar dikilmeyecek inşallah. 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 Burada da basit, dünyevi, politik çıkarlar da inşallah etkileri olmayacak şekilde bir köklü, temel bir tedbir alınabilirse bu vesileyle inşallah benzerlerini bir daha yaşamayız. İnşallah. Ama ölüm ortadan kaldırılamaz. Ha enkaz altında kalsak bile inşallah kalmayalım. İmanımız varsa oradan çıkamasak bile biliyoruz ki biz oradan kabir gibi yani cennete sevk edilmiş olacağız. Bedenlerimiz dünyada kalsa da biz oradan nereye sevk ediliyoruz? Cennete sevk ediliyoruz. Çıkanlar için tabii çok güzel bir şey. Onlar da inşallah bundan sonra bize örnek olurlar. Bir pişmanlık, eksiklerini görme, tevbe, istiğfarlarla. Ama çocuklar ne olacak? Çocukların kusuru yok, günahı yok. İnşallah onları da Rabbim o günahsızları da yarın aileleri için ne yapacaktır? İnşallah, İnşallah. Şefaatçi kılacaktır. Amin. Şimdi tabii hocam şu örnekler çok ama örnekler çok fazla. Şimdi editör arkadaşım Emin de bana göndermiş Semud kavminin helak olmasıyla ilgili başka bir ayet-i kerimeyi göndermiş hocam. Orada da 43. ayet-i kerime Zariyat suresinde yine. Ve fi Semud iz qila lehum temettu hatta hin fa'atav an emri rabbihim فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ Doğru, var. Evet. Yani mana olarak da hemen evet. Zikredelim hocam. Ayet-i Kerime'nin diyor ki Cenab-ı Hak
Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin yani dünyadaki nimetlerden istifade edin. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden atev an emri rabbihim. Evet. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Evet. Değişik şekillerde geliyor bu helakler. Yani değişik şekillerde. Tabii şu var. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman da hocam o imtihanlar ve imtihanlara karşı verilen bir sabır görüyoruz. İşte biz mesela geçtiğimiz hafta Miraç hadisesine değinmiştik. Şimdi orada mesela dedik ki Miraç hadisesi gelmeden önceki döneme bakıyoruz. Bir boykot dönemi var. İşte Müslümanlara hiçbir şey vermiyorlar. Müslümanlar yiyecek içecek bulamıyorlar. Üç yıl öyle ki hatta yolda buldukları bir ayakkabı derisini bile alıp kaynatıp onu çocuklarına içiren bir ashabtan bahsediyoruz. Yani kurbanlık bir hayvanı kesmiş de sanki ondan et ziyafeti yapmış gibi. Evet. Gibi. Bir o kuru deriye muhtaç olmuşlar, o hale gelmişler. Ondan sonraki dönem işte hüzün yılı dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşini, yanında yetiştiği amcasını kaybettiği ve eşi, onun en büyük destekçisi olan Hazreti Hatice annemizi kaybettiği. Şimdi böyle bir dönem var ve böyle bir dönemden sonra dedik ki Miraç hadisesi geliyor. İşte sıkıntılardan sonra bir çıkış yolu, en büyük teselli. Evet hocam. Ondan sonrasına bakıyoruz. Sonraki hayat dönemine bakıyoruz işte. Mekke'den Medine'ye hicret etmek durumunda kalıyor ki çok ağır bir şeydir. Yani bir insanın kendi şehrinden kovulması, hani kendi şehrinden çıkartılıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hicret ediyor ashabıyla birlikte. Savaşlar, savaş dönemleri var. O savaşlarda kaybettiği ashabtan çok sevdiği insanlar var. Amcası var, Hazreti Hamza radıyallahu anh. İşte bütün bunlardan sonra da hocam bir bakıyoruz ki işte bir güzellik, bir netice, bir mükafat daha nedir? İşte Mekke'nin fethi. Orayı fethetmek nasip oluyor, Mekke'yi. Yani Hendek Savaşı, Medine dönemi dediğin zaman o ağır imtihanlardan birisi de neresidir? Hendek Savaşı'dır. 12 bin Mekke'den gelmiş müşrik ordusu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında 3 bin civarında. Evet. Medine, yani muhacir ansardan oluşan Medine ehli. Ne yaptılar? Tabii bu kadar güçlü, kuvvetli bir orduya karşılık ne yapılabilir? Burada enteresan şeyler var. Selman el-Farisi, evet, İranlı, radıyallahu anh, dedi ki bizim memleketimizde, vaktiyle İran'da, böyle bir tehlike karşısında müdafaa savaşı niteliğinde tedbiren şehrin kenarında büyük hendekler açardık. Dolayısıyla düşman o hendekleri aşamazdı. Yani hayvanıyla atlamak istese aşamazdı. O genişlikte ve o derinlikte ve boyut olarak da uzunluk olarak da ihtiyaç kadar. Birkaç kilometrelik bir alan söz konusu hendekte. Genişlik ona göre, derinlik ona göre. Bütün bunlar bugünkü makinelerle, poldüzerle, ne diyoruz, kepçelerle filanlarla yapılmadı. El emeğiyle yapıldı. Açlık, susuzluk. Açlık o kadar ileri boyutta oldu ki herkes karın boşluğuna taş bağlayarak ayakta durmaya çalıştı. Bakın, mideleri doldurarak şimdi ne obez mi oluyor insanlar? Evet, obez oluyor. Evet. Bakın, o kadar açlık var ki ayakta da durmaları lazım. O boşluğu nasıl dolduruyor? Taşlar bağlayarak. Herkes bir tane bağlarken Efendimiz iki tane taş bağladı. Rivayeti var. Bu şartlar altında. Peki, dönen oldu mu? Hayır. Hayır. Öyle olunca Allah kulunu ve iman edenleri düşmanlarına ezdirir mi? Ezdirmez. Ezdirmez. İşte orada da bir rüzgar geldi. Saba rüzgarı diye. Onunla ilgili Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüzkuru ni'metallahi aleykum.
Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İcaetkum cunudun. Size ordular gelmişti. Hendek'te müşrikler geldi, değil mi? Hı hı. Peki her imkan onların lehindeydi. Yeme, içme, barınma derken kendi alanlarında, Hendek'in öbür tarafında. Her şeyle, çünkü o zamanlar öyle. Yani çok varlıklarıyla geliyor insanlar. Aileleri getiriyor ki şeyde biliyoruz. Huneyn Savaşı'nda düşman 20 evet. bin kişi nasıl oldu? Hep çoluk çocuk, bütün ağırlıklar, bütün kıymetli eşyalar hepsi beraber. Şimdi Müslümanlar açlıktan kıvranıyorlar. Allah Celle ne yaptı? Bir rüzgar gönderdi. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا Onlara bir rüzgar gönderdik diyor. Efendimiz ona sabah rüzgarı. Onun lehinde, ümmetinin lehinde sonuç veren bir rüzgar. Bütün düşmanların çadırlarını, kazanlarını, neleri varsa hepsini alt üst etti. Evet. Sonra ne oldu? Onu görünce artık vazgeçmek zorunda kaldılar. Şimdi Allah sabreden kullarına, ama nasıl bir imtihan? Bak, açlıktan karın boşluklarını neyle dolduruyorlar? Taş. Dışarıdan taşlarla. Bu kadar da imtihanda ağır bir pozisyon var, değil mi? Hani Bakara suresinde bir ayet-i kerime var. Sizden öncekilerin başına gelen sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Em hasibtum en tedhulul cennete ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء yani onlara zarar verici ne varsa kıtlık, darlık, hastalık, her şey dokunmuştu onlara. وزلزلوا müthiş bir sarsıntı geçirmişlerdi. Bu deprem maddi bir deprem. Öbürü evet. ne? Mecazi anlamda manen öyle sarsılmışlardı ki artık sabır bile hududu neredeyse bitti. Hatta yekûler rasûl vellezîne âmenû ma'ahû metâ nasrullah. Başlarındaki peygamber ve etrafındaki iman edenler o hale geldiler ki Allah'ın yardımı, Allah'ın yardımı artık ne zaman? Bittik yani. Deme noktasına geldiler, değil mi? Elâ inne nasrallâhi karîm. Arkadan ne diyor? Ela inna nasrallahi karim. Allah'ın yardımı yakındır. Ama nasıl ağır bir imtihan. Arkasından Allah'ın yardımı var mı? Var. Her zamanda böyle olmuş mu? Olmuş. Böyle olmuş. Biz Allah yolunda sabit kadem, yani sağlam basarsak, bu tip imtihanlar, ağır imtihanlar bizi sarsmazsa, ne manada? Allah'a olan imanımız, ona olan güvenimiz, teslimiyetimiz noktasında, kitabına, peygamberine olan teslimiyetimiz noktasında bir sarsıntı geçirmezsek, ela inne nasrallahi karib, Allah'ın yardımı yakın. Dünyada bizimle beraber olacak. Tabii bu, bütün bunların ahiret boyutunu ise, yani tereddüde düşmeyecek şekilde, ebedi cennettir. Evet. Böyle bir sıkıntının asla olmayacağı. Yani aklınıza ne gelirse, gönlünüzden ne geçerse hepsini karşınızda bulacağınız bir cennetten bahsediyor Kur'an. Ebedi. وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ Nefislerin arzu ettiği her şey orada hazır diyor Mevlamız. Şeyde El-Hakka suresinde de arzu ettiği şey önüne gelecek. Yani elini uzatmaya bile ihtiyaç hissetmeden. Böyle bir ahiret tarafı var. Ve de ebediyen bunlardan istifade etmek üzere. Evet, imtihan boyutunda Efendimiz tabii evet. Bir noktası yok. Pek çok noktası var. Yani Mekke dönemi 13 yıllık,
o eziyetler, işkenceler vesaireler, hakaretler, ayak takımı diye baktıkları Allah katında fevkalade makbul ama onlara sorsan ayak takımı dedikleri köleler, zayıf, taraftarı olmayanlar, önce onlara zulmettiler, sonra yetinmediler Efendimiz'e bile. Onu hedefe koydular. Böyle geçen bir 13 sene. İşte bunun içinde Miraç mucizesi tahakkuk etti. Yeryüzünde gidecek yer bırakmasalar bile sema kapıları sana açık. Allah sana evet. sahip. Bunun yeryüzünde tecellisi ne oldu? Hicret oldu. Hicretle yeni bir hayat, küfrün asla egemen olamayacağı bir hayatı yeryüzünde de gerçekleştirdiler mi? Allah'ın inayetiyle gerçekleştirdiler. Evet. Medine'yi ne yaptı? Yesrib'i ne yaptılar? Nurlanmış, İslam'la, imanla nurlanmış Medine'yi münevvere yaptılar. Ama orada da rahat bıraktılar mı? Bırakmadılar. Hayır. İşte anlattık. Bu arada Bedir yaşandı. Hı hı. Uhud yaşandı. Hendek yaşandı. Bunların hepsini biliyoruz. Bedir'de ne olduğunu hatırlayalım. Allah orada da 300 küsür kişi, 308 mi, 12 mi, 13 mi, 14 mi, 17 mi, rivayetler biraz farklı. Karşı taraf 1000 kişi. Orada da Allah Celle kullarına melek ordularıyla yardım etti mi? Etti. Böylece galip geldi mi müminler? O en azgın İslam düşmanlarının başında yer alanlardan birisi Ebu Cehil orada geberip gitti mi? Evet. Gibi ki onun tokatını Allah indirirken Efendimizin bir talepnamesi var. O lanet etmez kolay kolay peygamber ama bazı şahıslara yaptı. Çünkü zulümden başka hayatlarında hiçbir şey yoktu. İşte o 3 yıl süren boykotun arkasında da onlar vardı. Hı hı. Tabii hocam şunu da unutmamak lazım. Melek orduları ile gerektiğinde Allah kulunu teyit ediyor mu? Ediyor. Ediyor. O ayette de Hendek'te sade rüzgar göndermedim diyor. O ordular. Cunudellem teravva yani görmediğiniz ordular. Oraları allak bullak ederken Allah bir de melek ordularını da zaman zaman devreye sokuyor ki Bedir'de bizzat insan suretinde düşmanın karşısına çıkmışlardır. Huneyn'de de bunun benzerleri Taif muhasarası filandan bahsedildiği zaman onu Huneyn. Da biliyoruz. Tabii burada şu var hocam, o Huneyn denince akla şu geliyor. Yani mükafata eriştikten sonra da hani o mükafatların Allah'ın yardımıyla elde edildiğini unutmama hususu var. Şimdi dua vaktimize çok kısa bir süre kaldı ama kısa bir şekilde değinelim. Yani Huneyn Savaşı'nda mesela bakıyoruz ki hani artık Mekke fethedilmiş, Müslümanlar hani büyük bir ganimete erişmişler. Düşman karşısına düşman 20 bin kişi, Müslümanlar 12 bin ama hani hiç zaten bu kadar kalabalık olmamışlar daha önceki savaşlarda. Bir de bu kadar çok teçhizata sahip olmamışlar. Yani müthiş bir teçhizat var. Hani artık düşünce şu, yani biz önceleri kazandık zaten. Bu teçhizata, bu imkanlara sahip değilken kazandık. Şu an hayli hayli kazanırız tarzında hani teşbihata almasa ama bu minvalde bir düşünce oluyor. O esnada hemen anlık bir gafletin neticesi olarak başarının önemli payını kendilerine bir an dahi olsa. Biz başardık hani. Hı hı. Şimdi önümüze de kim çıksa duramaz. Öyle mi? Hiç bak affedilmiyor. Evet. Affedilmiyor demeyelim istersen de. Yani o kadar hassas ki hemen faturası kesiliyor diyelim istersen. Evet. Hemen. Evet. Bu Uhud'da oldu. Okçular Resulullah'ın tepesini talimatını bir an unutur gibi olup da o dünyalıklar, o ganimet. Çünkü düşman bozguna uğradı Uhud'da ilk etapta. 700 kişi, karşı tarafta 3000 kişi. Buna rağmen düşman bozguna uğradı. Kaçmaya başladılar. Ganimet bırakarak oraya yöneldiler. Resulullah'ın talimatını unuttular. Ne oldu? Galipken sonra mağlup duruma düştüler. Ha gene de Allah sonunda onları müşriklere mağlup ettirmedi.
müşrikler döndü gittiler. Hatta Efendimiz bir müddet takip de ettirdi. Yani şöyle toparlanıp geri dönmesinler. Biz hala varız, buradayız. Bu da müthiş. Hı hı. Yani stratejik tedbirlerin hepsini görüyoruz Resulullah'ın hayatında. Ama hepsinin başarısı için Allah'ın yardımı esas. Bunun dışında bir şey yok. Öbür tarafta o bir geçit var. Huneyn'de. Düşman önceden gitmiş. O geçidin sağında solunda ordunun mensupları tuzak kurmuşlar. Oradan geçerken henüz sabah tam aydınlanmamış. Müslümanlar oradan geçerken tabii elini kolunu sallayarak gidiyor. Ok yağmuruna tutuyor. Evet. Bir anda başlarına ne geldi anlamadılar. Panik içinde dağılmaya başladılar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam orada şecaatın müthiş örneğidir evet. O. Tek başına binitine binmiş düşmandan kaçmakta olanları toparlamak üzere. Enen nebiyyü la kezib, enebnu abdil muttalib. Ben peygamberim, bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum diye kendisini davet ediyor. Onun davetine iştirak edenler var. Resulullah burada, buraya gelin diye neticede bir toparlanma oluyor. Ama gene de Kur'an ondan bahsederken nasıl bahsediyor? İz acebetkum kesretukum felem tuni ankum şey'en. Çokluğunuz sizi böbürlendirdi bir an ama bu size hiçbir fayda vermedi. Yeryüzü olanca genişliğine rağmen size dar geldi. Sümme velleytum mudbirin. Öyle ki döndünüz kaçan kaçana. Ama Allah gene sizi, evet bu hatanızı, anlık gafleti, anlık kendi payınıza, fethin başarısını kendi payınıza yazdığınız bir an, Allah'ın yardımını bir an atladınız, ıskaladınız, dersinizi verdirdi ama onların karşısına sizi yine mağlup ettirmedi. Ne yaptı? Sümme enzelallahu sekinetehu. Sekinetini indirdi. Önce Peygamber-i Zişan'a ve müminlere. O enzele cunuden lem terahha, ve görmediğiniz orduları indirerek size destek verdi Allah. Beyazlara bürünmüş atlılar görüyorlarmış. Elleri ayakları tutmamaya başlıyormuş. Evet. Karşıdaki düşmanların, düşün 20 bin filan hikaye yani. Allah yardım etti mi onun karşısında kimse tutunamaz. Ama burada önemli olan nokta nedir? Sizin öyle bir çizginiz var ki, buna sırat-ı müstakim denir. Sırat-ı müstakimde en ufak inhirafa yer yok. Sağa sola kaymayacaksınız. Allah yolundan tavizler vermeyeceksiniz. Bu yolda sebat edeceksiniz ve Allah'a güveneceksiniz. Bu yolda can verenler cennete gidiyor mu? Gidiyor. Buna inanıyorsunuz evet. Zaten. Onun için savaşta şehit olabilir miyim diye insan şehit olma yarışıyla gidiyor oraya. Düşman bunu fark ettiği zaman, Batılılar da bunu söylüyorlar. Hani geçmişte tarihte tavsiye edenler var. Siz bu Osmanlılarla, bu Müslümanlarla başa çıkacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlar ölümden korkmuyorlardı. Ölümden korkmayan adamlardan çekinmek lazım. Nedir bu? Ahiret inancıdır. Şehit olamadığı için üzülüyor. Halid bin Velid diyor ki ömrüm boyu, cahiliye döneminde de Müslüman olduktan sonra da hep ölümün üzerine gittim. Şimdi sonunda yatakta, yani son nefesimi vermeyi yatakta bekliyorum. Halbuki evet. Arkadaşlarım cephelerde. Develerin inlerinde ölüsü gibi mi öleceğim diye üzülüyor. Evet. Şimdi bu nasıl bir inanç? Bunlar bize niye bildiriliyor? Bu örneklerden yola çıkarak. Biz peygamber evet. değiliz. Ama onların terbiyesini almış insanlar bize örneklik yapar. Hı-hı. O zaman belalar, musibetler nereden ne şekilde gelirse gelsin, Allah'a teslimiyetimiz olacak, sonsuz olacak. Hı-hı. Tedbirlerimizi alacağız ayrı. Takdire buhtan etmemek için. Ama kader-i ilahide ne varsa yine
o tecelli edecek. Etsin. Amin. Biz bize düşeni yaparız. Takdir edileni de yaşarız zaten. Evet hocam. Evet. Hocam dua vaktimiz gelmiş. Öyle bir, mi? Bir videomuz var. Önce o videoyu bir seyredelim. Bir depremzede amcamızın çağrısı var hocam. O çağrısını bir dinleyelim. Ondan sonra inşallah duaya geçeceğiz. Tamam. Kızım Mine için, damadım Mehmet için, torunum Esad için bir hatim indirebilir misiniz? Çok mutlu olurum. İnşallah hatim indirirsek bu annemiz, bu amcamız bunların dertlerini bir nebze de olsun indireceğiz. Şimdi sadece bunu şunun için yapıyorum. Bir hatimin ne olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için. Evet hocam, bu amcamızın böyle bir çağrısı oldu. Şimdi tabii bizler de bütün depremzede olan amcalarımızın, teyzelerimizin, abilerimizin, ablalarımızın bu çağrılarına kulak verdik. Çok hepsi güzel için hatimler yaptık vatandaşlar olarak. Elhamdülillah. Gerek kanal olarak da sürekli hatmi şerif döndürüyoruz hocam. Onlara da tabii unutmadığımızı söyleyelim. Madden de manen de her daim yanlarında olduğunu söyleyelim tabii biz onların. Ve onlar için her daim dua ettiğimizi de belirtelim. O yüzden sizden de bir hatim duası istirham ediyorum. Programımızı o hatim duasıyla taşlandıralım hocam. Estağfurullah. Ben bu seyirci... da imtihanımız. Evet. Bu amcanın bu davetine icabet etmemek mümkün müdür? Değildir hocam. Bak ne diyor? Hatim diyor. Kur'an diyor. Evet. Zaten oradan enkazın altından çıkanları çıkaranlar da ne diyorlardı? Allahu Ekber diyorlardı. Kur'an-ı Kerim okuyarak. Kur'an'da kimin kitabı? Allah'ın kitabı. Müminler için rahmet olan, şifa olan bir kitap. Ben seyircilerimize veda edeyim. Tamam. Sonrasında hocam duanıza nihayet erdirelim. Kıymetli seyircilerimiz, Cuma sohbetinde bugün Emrullah Hatipoğlu hocamla birlikte musibetlere karşı duruşumuzu ve musibetlerin sabretmemiz neticesinde de elde edeceğimiz mükafatları konuştuk. Efendim Cenab-ı Hak tüm herkesin başına gelen musibetlere en güzel şekilde sabretmesini nasip eylesin. Ve bu sabrın sonunda da Cenab-ı Hakk'ın o lütfettiği ebedi cennete nail olmayı cümlemizi nasip eylesin. Şimdi kıymetli hocamızın duası, canı gönülden amin diyelim. Amin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم آمين. ببركة القرآن العظيم آمين. ببركة ختمات القرآن العظيم آمين. وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم آمين. واعف عنا يا كريم آمين. واعف عنا يا رحيم آمين. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين. اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم آمين. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم آمين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين. وفي القبر مونسا آمين. وفي القيامة شفيعا آمين. وعلى الصراط نورا آمين. وفي الجنة رفيقا آمين. ومن النار سترا وحجابا آمين. وإلى الخيرات كل دليلا وإماما آمين. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين merhametine sığınıyoruz ya Rab. Varlık ve birliğine, kadir-i mutlak oluşuna, her şeye hakim, her şey üzerinde kaim oluşuna, tek bir yaprağın bile senin iznin olmadan sallanmayacağına inanıyoruz ya Rab. Bütün
varlığı, varlık aleminin sahibi sensin. Bizim sahibimiz sensin. Bizi var eden sensin. Bizi yaratan sensin. Bizi rızıklandıran sensin. Ve bizi hayırlarla da şerlerle de zaman zaman imtihan edeceğini bildiren sensin. Biz de böyle bir imtihan dünyasında olduğumuzu biliyoruz, buna inanıyoruz. Ve ne olursa ne gelirse senden diyerek senden gelen her şeye de teslim oluyoruz. Ve itiraz etmiyoruz ve şikayet etmiyoruz. Yakup Aleyhisselam gibi innema eşku bethi ve huzni ilallah. Ben ne söyleyeceksem, ne derdim varsa Rabbime açarım. Başkasına şekvayı düşünmez bir hal ile bize örnek teşkil ediyor. Biz de onun örnekliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden istifade ederek halimizi sana arz ediyoruz ya Rab. Bizi bu imtihana tabi tuttuğun iyiliklerle de şerlerle de, belalarla da musibetlerle de tabi tuttuğun imtihanların üstesinden gelme hususunda senden yardım diliyoruz ya Rab. Sen bizi yardımsız bırakma. Amin. İman etmiş kullarını en başta o peygamberlerin rehberliğinde nasıl sahipsiz bırakmadıysan, düşmanlarına karşı ezdirmediysen, bizi de sahipsiz bırakmayacağın olan imanımızla gönlümüzü sana açtık, ellerimizi sana açtık. Senin rahmetinin tecellisini bekliyoruz ya Rab. Bu maksatla bütün müminler içinde rahmet olduğunu bildirdiğin kerim kitabın Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettik. Hatmi şerifler indirdik. Bu depremzede kardeşlerimizin de ne olur bir hatim okuyun benim yakınlarımı, kaybettiğim yakınlarım için talebiyle birlikte diğer bütün kardeşlerimizin de benzer taleplerine bir cevap olsun. Rahmetin onlar üzerine de en kısa zamanda tecelli etsin ümidiyle okunan, hatmi şerifler halinde tilavet olunan Kur'an tilavetlerimizi evvela lütfen ve keremen kabul eyle ya Rab. Amin. Kabul eyle ya Rab. Amin. Kabul eyle ya Rab. Amin. Fetekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasen ayeti kerimen sırrına mazhar kılarak makbul eyle ya Rab. Amin. Hasil olmuş sevabı evvelen bizzat fahri kainat Şefi'ül Müznibin, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, aziz, şerif, latif ruhu saadetlerine hediye eyledik. İhsal eyle ya Rab. Amin. İhsal kıl ya Rab. Amin. İhsal kıl ya Rab. Amin. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın diğer peygamberani azam efendilerimiz gibi onun kardeşleri olan diğer peygamberlerin de ruhlarına hediye eyledik ihsal eyle ya Rab. Amin. Onların davetine icabet ederek Adem aleyhisselamdan günümüze kadar iman etme şerefine nail olmuş, Müslüman vasfını kazanmış, ismini kazanmış, buna layık olmuş, bu vasfıyla ahirete intikal etmiş bütün ehli iman kardeşlerimize onların ruhlarına da hediye eyledik ihsal eyle ya Rab. Amin. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını âli, mekanlarını cennet eyle ya Rab. Amin. İlahi, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye denilen bir devirde insanlık küfrün karanlığına gömüldüğü bir zamanda, ahlakın tefessüh ettiği bir zamanda, insanların insanlıklarından uzaklaştıkları bir zamanda, vahşette hayvanlarla yarışa girdikleri bir devirde, bu karanlıkları ortadan kaldırmak üzere kendisine peygamberlik nurunu bahşettiğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiğin bir adı da nur olan Kur'an-ı Hakim'le etrafı aydınlatmaya başladığında, davetine icabet ederek onun ashabı olma şerefine nail olmuş muhacirin ve ansar diye yine senin isimlendirdiğin
sahabe-i kiram hazaratının ervahına da hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın met hüsenasına mazhar olmuş tabi'in ve tebe'ut tabi'in hazaratının ervahına da hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Onların yolunu takip ederek, onların örnekliğinde Allah'ın Resulünden onun ümmetinin edindiği güzellikleri tevarüs ederek onları yaşatmaya çalışan, en yüce emanet İslam emanetini bize kadar asırlar boyu nesilden nesile ulaştırmak için her fedakarlığa katlanmış, her zorluğa göğüs germiş, gerektiğinde bu hususta can vermiş bütün ehli iman kardeşlerimizin ruhlarına da hediye eyledik. İhsal eyle ya Rabbi. Amin. Senin dininin düşmanlarına karşı dinini ayakta tutma adına maddi manevi her fedakarlığa katlanmış, bu uğurda nihayetinde can vermeyi şeref bilmiş bütün şühedai İslam'ın ruhlarına da hediye eyledik. İhsal eyle ya Rabbi. Amin. Bu son imtihanımız olan bu deprem vesilesiyle tabi tutulduğumuz imtihanda enkaz altında kalmış ve canlarını orada vermiş bütün mümin kardeşlerimizin ruhlarına da hediye eyledik, ihsal eyle ya Rab. Amin. Onlara Peygamber Efendimizin, onlar da hükmen de olsa şehittirler diye şehadet rütbesine nail olacaklarını bildirmesi münasebetiyle onları da en yeni en taze şehitlerimiz olarak öyle tanıyoruz, öyle biliyoruz. Ve onlara da rahmetinle en geniş şekilde rahmetini tecelli etmeni, onları cennet nimetlerine kavuşturmanı istiyoruz. Lütfeyle ya Rab. Amin. Geride kalmış dünyada şu anda hayatları berdevam olan ama yaralı olan kardeşlerimiz var. O kardeşlerimiz hastane köşelerinde tedaviye tabi tutulmuş. Ya Rab, senden şifa bekleyen o kardeşlerimize de acilen şifalar ihsan eyle ya Rab. Amin. Şifalar ihsan eyle ya Rab. Amin. Şifalar ihsan eyle Amin. Ya Rab. Biraz önce ne olur benim yakınlarım için hatim indirin diyen o kardeşimizin, o yaşlı kardeşimizin benzerlerinin, Kur'an'a yönelik bu taleplerine benzer taleplerde bulunan ne kadar kardeşlerimiz varsa yaşayanları içinde, ahirete göçmüş olanları içinde Kur'an-ı Kerim'in şefaatini diliyoruz. Kur'an-ı Kerim vesilesiyle rahmetini diliyoruz. Rahmetinle muamele eyle ya Rab. Amin. Geride bıraktıklarına sabr-ı cemiller ihsan eyle. Amin. Bütün milletimize sabr-ı cemiller ihsan eyle. Amin. Bütün ümmeti Muhammed'e sabr-ı cemiller ihsan eyle. Amin. Çünkü bu hadiseden hareketle kardeşlerimizin tabi tutulduğu bu imtihan bizim de imtihanımızdır diyerek ellerinden geldiğince bu kardeşlerimize medar olmak üzere, destek olmak üzere derlenmiş, toparlanmış, yardım kampanyaları tertip etmiş ve bu kardeşlerimizin imdadına koşan bütün yerli ve yabancı bütün kardeşlerimize de Rabbim rahmetinle muamele eyle. Amin. Her birerlerini, her birerlerimizi benzeri bela ve musibetlerle imtihan eyleme ya Rab. Amin. Taşıyamayacağımız yükü bize yüklemezsin ama biz gene de anlamayız. Zannederiz ki fazla yüklüyor bize. Ya Rab, ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Amin. Buyuran, bu duayı öğreten sensin. Senin öğrettiğinle senden istiyoruz. Taşıyamayacağımız yükü bize yükleme ya Rab. Amin. Üstesinden gelemeyeceğimiz ağır yüklerle bizi imtihana tabi tutma ya Rab. Amin. Bizim elimizden tut ya Rab. Amin. Bizi başkalarına muhtaç eyleme ya Rab. Amin. Bize başka kapılar arayanlardan, bizi başka kapılar arayanlardan eyleme ya Rab. Amin. Başkalarına, kafirlere, inkarcılara sığınmaz zilletine düşenlere benzemek istemiyoruz. Bizi muhafaza eyle ya Rab. Amin. Ehli küfre sığınan ve senin dininin mensuplarına hakaret üzerine hakaretler yağdıran, algı operasyonlarını silah olarak kullanan,
milletimizin moralini bozmak isteyen, birliğini bozmak isteyen fitneci, fesatçı unsurlardan da sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Amin. Milletimizi muhafaza eyle. Amin. Bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Amin diyen bütün kardeşlerimizin hayırlı dualarına en kısa zamanda icabetinle ikram eyle ya Rab. Amin. Bizlere ud'uni estecib lekum buyurdun Mevlam. İsteyin vereceğim buyurdun. Biz de istiyoruz. Ne olur? En hayırlısını en hayırlı zamanda bize lütfeyle ya Rab. Amin. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün ahirete göçmüş bu deprem vesilesiyle de özellikle ruhunu teslim etmiş bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere hayırların üzerimize açılması, şerlerin üzerimizden kaldırılması niyetiyle lillahi teala'l Fatiha. Allah